Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 12 Ağustos Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da da 9 koşulu bir programımız olacak. 2 altınımız var. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet biraz önce İstanbul, pardon İzmir'de ikinci altılı ganyan yani altılı ganyanımızın ikinci aya başlamıştı sevgili dostlar. Yani yarışa şöyle baktığımız zaman yani yani ilginç bir yarış oldu. King Kramçu bizim bankomuzu çok rahat geldi öne. Viraj dönüldü liderliği aldı. Bir kamçıyla ta en dış bariyere kadar götürdü. Safkan İbrahim Sefa Söğüt bankomuzdan altınımız yapmış oldu sevgili dostlar tabala evli giremedi yani Prenses simirine geldi Mert uyarla ya İbrahim Sefa Söğüt yani yaptığın son koşunu Bursa'da kazandın ne kadar güzel yani burada ne bileyim atma artık canım yandı nasıl oldu ne etti en dış kullara açılınca maalesef kuponumuzu yatırmış oldu Kısmet diyelim yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani geçenlerde de söylediğim gibi yani şans yanımızda olacak arkadaşlar. Gerçekten yani bu safkan yani beklenmediğimiz bir şey yani. Çıkıp en dış kulvara bir kamçıyla en dış kulvara gitti. Toparlamaya çalıştı. Bu sefer de sağdan vurdu içeri girsin diye ama at girmedi. Şans diyelim yapacak bir şey yok. Şans faktörü de gerçekten yanımızda olması lazım diyelim. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 10 ile 15'i gösterdiğinde. Elazığ'da birinci altılık ayımızın startı verilecek. Meydan bir koşu. 3 yaş şaraplar 1500 metre kuma çıkacaklar. Evet burada iki safkan arasında geçmesini bekleyelim bir koşu. E, 4 ve 6 es e, Yaşar Necmi Altın'la. Ve Altınoğlu e, Pınar Rüzgar'ı Mehmet Taşkaya'yla benim önereceğim iki safkan olacak. Kuponumda da ikisinde yazacağım. yani başka safkan bulamadım. Bu iki safkanla geçmeyi planlıyorum. 4 ve 6 sıralamam bu şekilde birinci koşta. Evet geçelim ikinci koşu. Birinci beşli ganyanın başlayacak. Şartlı 4-4 yaş şaraplar. 1600 metre kum 8 safkan yer alacak. Evet burada da sıralamam şu şekilde. nolu Kaan Hakan diyeceğiz. Ferit yardımcıyla ee, geçen de Ferit'i tek attık son ayakta yine gelmedi. Bundan sonra tek atma bıraktım artık Ferit'i. Ee, sonra 3 nolu Kocatepe Necmi Altın'la, 4 nolu Al Nasip Mehmet Emin Doğan'la ve de 6 nolu Safkan İsa Akyoz'da yazmamız doğru olacaktır. 2, 3, 4 ve 6 ikinci koştaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 3. koşu 7 plasa ve 1. üçlük ayağın başlayacak şartlı 3. 1. 6'lık ayağımızın da 3. ayağı yamak 1 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecekler. 4 vekor Araplar 2000 metre kuma çıkıyor 5 safkan yer alıyor demiştik. Evet burada da 3 safkanı yazmamız doğru olacaktır. 3 nolu Gup Sezen ilk tercihimiz olacak. Sonra 5 nolu Termelikız diyeceğiz ve de 1 nolu Bitirim Seda e, kuponumuza işaretleyeceğimiz son ismimiz olacak. 3, 5 ve 1 sıralamam bu şekilde oluşacak 3. koşuda. Evet geçelim dördüncü koşu handikap 13, 4 ekor Araplar 1700 metre kum 12 safkan yer alacak. 3 ve 10 nolu uçur, e, uçarım kızı ekir olarak piste çıkıyorlar. İkinci altılık ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde. 2 nolu Safkan'la başlayacağız Mehmet Ali Alktürk eşliğinde. 6 nolu Soysalan, Feytullah Felan'la. 5 nolu Safkan'ımız Anatolia, Yunus Cengiz eşliğinde, Yusuf Cengiz eşliğinde. Ve de son olarak da 12 nolu Karanezir e, Kara diyeceğiz Ferit yardımcıyla. 2-6-5-12 ve 12 sıralamamız 4. koşu. İkinci altılı ayağımızın başlangıç ayağındaki sıralamamız. Evet 5 koşumuz Meydan 3 Yaşlı Araplar 1500 kum 11 safkan yer alıyor. ikinci beşlik ayağında bu koşuyla başlayacak. Evet burada da sıralamamızı şu şekilde e, yapacağız sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman yani sıralama demeyeyim burada bankom olacak. E, yani Altınoğlu Mir Kasırgası Hasan Altundağ Eşliğinde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum ee, Rakip anesine Akuçan bir no'lu safkan Mehmet Emin Doğan'la ve de 8 no'lu safkan ilk defa piste çıkacak ee, yani ilk defa e, piste çıkacak derken yani bu safkan e, iyi koşmasını beklediğim bir safkan e, Ferit yardımcıyla e, ikili için değerlendireceğim bir isim e, ilk startında pek başarılı olamadı ee, Yunus Çelikbaş eşini 1200'de start almıştı Elazığ'da. Ee, 12 safkanın arasında bir onunculuk da ayrıldı. Ee, yarışı adapte de olamadı zaten 1 iki boyla geç çıkmıştı. Ee, yarın Ferit yardımcıyla bir Sakarbaşı temsilcisi Baktığımız ee, baktığımızın baba tarafı anne tarafı da Yeter ve Volga 2'den geliyor. Yani iyi bir orijine de sahip olan bir safkan. Ee, bir ikili değerlendirebilir yani ikinciliğe kendini atabilir ama Altınoğlu bir kasırgası yarın benim bankom 1 ile 8 nolu safkanlar ikili için değerlendireceğim isim olacak. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu şartlı 2 3 ve yukarı İngilizler 1900 kum 9 safkan yer alıyor 4'lük ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada sıralamamız 9 dolu safkanla başlayacak Mehmet Taşkaya eşliğinde. 1 nolu Pina Colada Hasan Altundağ'la, Dağla, nolu Ünlünün Gücü Ferit Yardımcıyla ve 2 nolu Alata diyeceğiz. Yunus Çelikbaş eşliğinde 9, 1, 7 ve 2 sıralamamız bu şekilde 6. koşta. Evet bir diğer koşu 7. koşu handikap 14-3 yaşlı Araplar 1200 kum 9 safkan yer alıyor. Ekürlerimiz olacak 1 ile 2 nolu safkanlar ekürü 3 ile 4 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. ve evet, 2 nolu hafta sonu yani yavaş yavaş e, özeri yaklaştı gibi görünüyor. Necmi Altın eşliğinde ekürler ilk tercihimiz olacak. Sonra bir diğer ekürü Mahmut Yeli Efe Mehmet Doğan eşliğinde ikinci tercihimiz. 7 nolu Kral Baran Ferit Yardımcıyla ve 9 10 Caner Bay diyeceğiz Burhan Sarıdal eşliğinde. 2 3 7 ve 9 sıralamamız bu şekilde 7. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşu meydan 3 yaş 1500 kum 11 safkan yer alıyor. 6 ile 8 nolu Reşohat Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz 1 nolu Akolhan diyeceğiz. Ee, Yusuf Ceng, e, Yusuf C Çelikbaş eşliğinde e, Yunus Çelikbaş eşliğinde piste çıkacak. Sonra 5 dolu Emrah abi diyeceğiz. E, Yusuf Cengiz eşliğinde. Sonradan 8 nolu Safkan, İsa, Akgöz, Zekürler ve 9 nolu e, Tufanlar Tufanı Mehmet Ali Aktürk ile yazmamız doğru olacaktır. 1, 5, 8, 9 sıralamamız bu şekilde 8. koşta. Evet geçelim 9. ve son koşumuza 6. 2. 6. gayemizin son ayağı handikap 16. bir mücadele kapanışı yapıyoruz. 2000 metre kuma çıkacaklar. Evet burada da 3 safkan e, yer vereceğimiz isimler. E, aslında ben burada 4 nolu safkanı banko tercih yapacaktım ama e, tercih yapmayacağım. E, alternatif banko diyeceğim. 4 e, gerçekten çok formla Ferit yardımcıyla. Ama 11 nolu Safkan'a Zak Demir'le o da çok formda. Ve de Altınoğlu King of TC herhalde öyle okunuyor. Ee, bu da e, güzel bir performans gelecektir Yusuf Cengiz'de. 6'yı da ihmal etmeyeceğim. 4, 11, 6 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak Elazığ programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa Ankara Elazığ programı bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum güzel bir haftaya başlangıç yapma umuduyla hem Bursa hem Elazığ için yazdığımız safkanlar gayen olsun. Tabii ki önceliğimiz şans yanımızda olsun diyelim sevgili dostlar. Herkese bol şanslar.